Fenerbahçe kulübünün rekortmen olimpik milli yüzücüsü Emre Sakçı bizimle. Bir dünya rekortmenini ağırlıyoruz. Hoş geldin öncelikle. Son olarak 50 metre kurbağalama kısa kulvarda 25 saniyenin altına inebilen ilk sporcu oldun. Zaten çok zor olan bir rekoru çok etkileyici bir şekilde ilerlettin. Öncelikle kamuoyunda tepkiler nasıl? Üzerinden biraz zaman geçti. Sen nasıl hissediyorsun? Ben hala çok sindiremedim bu rekoru açıkçası. Vallahi ben de çok sindiremedim. Daha tam yerleşik düzenine oturamadığım için yarışlarda işte programlar, ziyaretler, şeyler derken bir türlü o düzene oturamadım hala eski düzenime. O yüzden çok da böyle farkına varabildiğimi düşünmüyorum açıkçası. Biraz kamuoyu olarak da tam rekorun anlamını tam idrak ettiğimizi düşünmüyorum ama çok güzel geri dönüşler aldım. Hani o konuda çok mutluyum. Ama biraz daha hani rekorun o anlamını biraz daha farkına varmamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Evet, yani çok etkileyici, bu rekoru geliştirebilmek çok zor ve etkileyici. Ama biraz biz ülke olarak daha böyle bir olimpik mi bakıyoruz senin, bir de yani aslında kulvarının dışında daha uzun kulvar var olimpiyatlarda. Yani aslında bunu ayırma, tabii ki olimpiyatlarına değeri ya bambaşka bence ama. Bence anlayamıyoruz. Evet, bence senin bir sporunu bile anlayamıyoruz. Madalya beklentisi mi oluyor bilmiyorum. Belki de kamuoyunda. Kamuoyu tabii biraz madalya bakıyor yani somut bir şey olduğundan dolayı ama tabii rekorun şöyle bir özelliği var. Şimdi kısa kulvar ve uzun kulvar olmak üzere dünya şampiyonları yapılıyor. Hatta şöyle bir sistem vardı pandemiden önce. Tek yıllarda dünya uzun kulvar, çift olan yıllarda dünya kısa kulvar yapılıyordu. Yani her sene bir dünya şampiyonası oluyordu. Dünya şampiyonasında yaklaşık 30 tane kategori oluyor. Yani 50 metre, 100 metre, 200 metre işte onların farklı branşları, takım yarışları derken. Bayan erkek yaklaşık bir 50-60 kadar şu an tam net sayı hatırımda değil ama 60'ya yakın madalya veriliyor. Bazen işte iki tane madalya olanlar oluyor. İki birinci, iki üçüncü falan oluyor. 60-70 madalya arası madalya çıkıyor. Şimdi dünyada 60-70 tane her sene garanti dünya şampiyonu var. Garanti yani bu çıkacak. Biri girse 10 dakikada da tamamlasa çıkacak ama rekor 12 yıldır gelmiyordu. İşte, 12 evet. Yılda bir gelen bir şey ve bir daha gelip gelemeyeceği değil mi? Hani belki öyle bir şey olacak ki zannetmiyorum inşallah biz geliştireceğiz de. Bir daha rekor çıkamayabilir belki de. Hani bunun bir garantisi yok ama önümüzdeki sene gerçi şampiyonu ertelendi ama hani dünya şampiyonası yapıldı ilk yıl 60'a yakın yine dünya şampiyonu olacak. Hani kendi alanlarında dünya şampiyonu olmuş. Aslında rekor o açıdan çok daha özel ama tabii biz burada biraz kamuoyu somut şeylere baktığı için az önce de belirttiğim gibi daha tam o rekorun o ne olduğuna dair yani şu anda kayıtlı dünya tarihinde hani yazın icat edildiği de tarihten bu yana kadar böyle bir şey yapılabilmiş değil. Ölçülebilmiş değil. Hani bu kendim için değil. Hani yapılabilmiş bütün evet. Rekorlar için. Rekor bu demek. Ki senin rekor gibi üst düzey önemli. Bir sporcunun hayali tarihe evet. Geçmek zaten. Evet. Sen yapılabilecek en etkileyici şekilde kesinlikle. Tarihe geçtin. Yani ben şunu düşünüyorum. Herhangi bir sporcu arkadaşım, olimpiyata katılmış bir arkadaşım. Hani sen rekoru kırmak mı, madalya almak mı diye. Hani orada ben tereddüt tabii edeceklerini ki. Çok zannetmiyorum. Tabii ki, tabii ki. Yani bunu açıklamak zorunda olmak garip geliyor bana. Yani gerçekten ya o kadar ben alışkınım ki 5 yaşındaki çocuğu 8 birinci çıkan turnuvada şampiyon oldu diye, şampiyon diye madalyasıyla poz koyuyor insanlar. Yani çünkü bu tamamen yanlış spor kültürünün sonucu. Evet ne yazık ki işte onu da bir nasıl diyeyim? Perçinleme mi diyeyim artık hani bir geliştirme mi üstüne koyma mı biraz bilinçlendirme mi hocamla birlikte aslında spor kültürünü tabii, de yayma çok konusunda çok tabii. Ciddi çabalarımız yani kendi nezdimizde çabalarımız var. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ben biraz etkili olduğumuzu düşünüyorum ama yeterli değil. Hani ülke olarak da bir atılımımız var ama hedef koyduğumuz yerler için yeterli değil. Hani biz nereye hedef koyuyoruz onu bir önce belirlemek lazım. O hedefe gitmek için şimdi biz olimpiyatta Amerika ile Çin'le birinci sınıf dünya ekolelerine yani yarışmak istiyorsak ona göre bakmamız lazım. Yani o zaman da bu yeterli değil. Gelişmekte miyiz? Evet gelişiyoruz, iyi gidiyoruz ama bu hızımızı da arttırmamız lazım. Yani yüzme o kadar zor bir spor ki burada yüzmenin y'si geçen her noktada ben bunu dile getirmeye çalışıyorum. Çünkü hani bir futbol maçında 90 dakika iyi oynadığın dakikalar olur, kötü oynadığın dakikalar olur. Maç içinde bile dalgalanmalar olur ama sen ve yüzme sporu yapan herkes... Dünya üzerinde senelerce çalışıp bütün performansını 50 saniyeye sığdırmak zorundasın. Yani bu o kadar zor bir şey ki ve insanlar bunu anlamıyor ve yüzme olimpiyatlarda olimpiyat madalyası yok. Ya diyorum ki 7 kere hani başka sporcular da 7 kere olimpiyatlara katılmış ama madalyası yok. Ya dalga mı geçiyorsunuz? Yani 28 sene
kendi sporunda en üst düzeyde kalmış bu ülke seviyesinde. Ne demek olimpiyat? Ya olimpiyata gitmek zaten bir sporcu için en büyük nokta ki bazı sporlar çok domine. Yani domine, yüzme onların başında. Kesinlikle yani... özellikle olimpiyatlarda temel branşlardan birisi zaten. Evet. Direkt öyle geçiyor. Yani orada biraz dediğim gibi o spor kültürünü, tabii bu biraz da tesisleşmeyle de alakalı. Yani tesis olmadığı için de insanlar çok fazla bu branşlara yönelemiyor. Yönelemeyince, işin içine girmeyince de tabii insanlar da anlayamıyor. Aslında anlamak da zorunda değiller yani. Hani biz ne kadar burada kendimizi yırtsak da hani o bir tercih. Sadece biraz daha tesisi arttırırsak aslında benim kanaatim. İnsanlar en da işin içine... o gerekli değil mi? Evet, yani insanlar da işin içine girmeye başlarsa, işin içine girmeye başladıkça sonuçta herkes... kendi hayatında o perspektifin açısından baktığı için her şeye sporu ne kadar insanların hayatının içine sokabilirsek o kadar aslında kültür zaten evet. kendi kendine gelişecektir yani evet. orada çok zorlanacağını Avrupa'nın birçok yani önemli şehirlerinde onlardan bahsetmeyelim mütevazi şehirlerinde herkes bir iş çıkışı havuzuna gidiyor ya da işe gitmeden gidiyor çok yaygın ama burada ben hani yüzeceğim havuza yazıldım deyince yani insanlar aa gerçekten mi diye hala biz şaşırıyoruz. Şunu merak ediyorum inanılmaz zor bir rekoru geliştirdin hep daha iyi hep daha hızlı olman gerekiyor yani hız kelimesi bile ifade etmiyor aslında elinin bir kavisi bile birçok şeyi değiştiriyor yüzerken bu mental kısmını nasıl koruyorsun hep daha iyi olmak adına neler yapıyorsun? Tabii burada sürekli de aslında bahsetmeye ve değinmeye çalışıyorum spor psikoloğuyla. Yani gerçekten ciddi çalışmalar ve mesailer harcıyoruz. Orada gelişim de çok önemli. Çünkü belli bir seviyeden sonra yani rekabetçi bir yere geldiğiniz zaman spor kariyerinizde bu hani yüzme özelinde konuşuyoruz belki ama bütün branşlarda böyle. Futbolundan tutun şeye kadar, başka herhangi bir branşa kadar. Oradaki o konsantrasyonu sağlayabilmek, o anı aslında bir kriz. Hani kriz olmasa da bir kriz sonuçta senin içinde çatışan birçok duygu, düşünce ve ruh hali var. Onları yönetebilmek çok önemli. Burada spor psikoloğunun yardımı çok oluyor. Tabii orada biraz senin de etkisi var. Yani yaptığın antrenman, kendine olan güvenin falan. Çünkü iyi antrenman yapınca da insan daha bir güvenli oluyor. O da etki ediyor. onlar tabii hepsi birleşiyor. O şekilde bir yönetim oluyor. Yani ben buradan sadece şunu söylemek isterim. İnsanlar hani psikoloğa gitmek için bir sebep aramasınlar. Psikoloğa gitmek bir hastalıktan doğan bir süreç değil. Bu sedanter insan için de geçerli. Sporcu için zaten hani rekabetçi yapacaksa bunu kesinlikle şart. Hani beslenme, dinlenme, hani psikolog, antrenman hani bunların hepsi bir bütün. Ama hani psikoloğa gitmek bir kötü bir şey değil. Aciz bir durum değil. O sadece o hayatın artık küreselleşen dünyada gerçekten çok farklı dinamiklerimiz olmaya başladı. Ben daha 25 yaşındayım ama benim doğduğum günkü dünyayla bugünkü dünya arasında çok acayip farklar var. O yüzden hani orayı da yakalamak, insan arasındaki o iletişimi de daha iyi sağlayabilmek için. Ben bunu herkese tavsiye ediyorum. Yani o bir de spor psikoloğu önemli. Tamamen performans ve kaygı, stres yönetimi bambaşka. Yani normal psikoloğa gitmenin de ötesinde seni kesinlikle. Kendi yaptığın spor içerisinde bir takım şeyleri çözmeye çalışan bir tarafı var yani. Evet yani o siz de söylediniz az önce yani o 50 saniyeye sığdırmak kolay değil. Yani bir gece önce ben mesela çok yaşadım yani minibarın sesi odanın içinde. Beni rahatsız etti. Oteldesin. Buzdolabı, ev otelde. O ufak hani buzdolabının sesi beni rahatsız etti. Şimdi gece ben 1.30-2'de teknik servis çağırdım biliyorum odaya. Adam dedim şunu kapat uyuyayım sabah kalkayım hani yarışa gideyim falan. Şimdi olimpiyatta da mesela bir kaza yaşadık orada. Seçmeye geçemedik mesela o da zorlu bir süreçti ama hani mesela seçmeye geçsem bambaşka olacaktı. Bu kadar ufak detaylarla konuşuyorsun şimdi onu geçsem. Ben biliyorum ki oradan sonra güzel bir iş yapacaktım. Hani o nasıl diyeyim kum saatini tersine çevirmek diye biz aslında kendi aramızda bahsediyoruz. Yani onu bir çevirebilsem farklı bir iş olacaktı. Şimdi öyle olunca bambaşka şeyleri konuşulacaktık bugün. Ama olmadı. Ne oluyor? Hani tecrübe edindik diye konuşuyoruz falan. Aslında bu kadar önemli şeyler orada çok şansa bırakılmamalı. O yüzden o psikologla görüşmek, o 50 saniyeyi en iyi şekilde yönetebilmek. Çünkü ben şu an 31 saniyesi daha kötü yüzseydim bugün bu rekoru konuşmayacaktık. Ve 31 saniyesi dediğiniz şey yani... Evet, o kadar bir şu şey. Yani şu evet. Sürekli bununla yarışıyorsun. Ya aslında seni çok anlattığını biliyorum ama şu yüzmeye başlama hikayeni seni bugün burada ilk defa görenler çünkü çok medya önünde konuşmayı seven de ya da ekranlara çıkan birisi de değilsin. Biz senin ağzından bir yine de dinlemek istiyorum. Evet ben 3 yaşında başlamışım. Tabii o yaşlarda olduğu için de ailemden dinleyerek ben de ve hayal meyal hatırladığım ufak böyle kare kare anlarla hatırlıyorum o dönemleri. Bir boğulma tehlikesi geçirdikten sonra başta suyu çok sevmemle
Ailem yüzme branşına beni yöneltiyorlar. Oradan sonra bir boğulma tehlikesi geçiriyorum. Boğulma tehlikesinden sonra tabii suyu çok sevmeme rağmen bir korku başlıyor. Duş alamadığım zamanları falan ben hatırlıyorum orada. Gerçekten. Annemle beraber duş alamadım, böyle bizim ufak bir tasımız vardı. Onunla böyle su dökerek kafama yıkıyordu yavaş yavaş falan. 3,5-4 yaşlarından bahsediyorum yani, tam o aralar. Ondan sonra su korkumu yenmek için hani bunu bir yenmemiz lazım, üstüne gitmeliyiz. Onlar tabii yönlendiriyor o ara benim aklım ermediği için. Sonra hocalar da bir yetenek görüyor o ara. Yüzerken bir hocam, annemle beraber o şeyi hatırlıyorum ben, okul mu yüzme mi? Daha birinci sınıfa giderken 7 yaşlarında. Yani okul mu yüzme mi? Daha o zamanlar o arada şimdi kaldığımızı hani hatırlıyorum. Şimdi fizik zaten şu anda yani o böyle... O zaman böyle değildim ama. Değil miydi? Ya yine o yaşıtlarımdan uzak, uzun bir çocuktum ama yani öyle bir fazla şu andaki yani şey dev mi? Boyutlarında yok, değildi. Yani 1-2 santim mesela. Hani sınıfın hep uzun çocuktum ama 1 santim, 3 santim. Öyle yani bu şu anlamda önemli. Yani çocukları aslında mesela sudan korkan birisi sonra dünya rekortmeni olabiliyor. Doğru yönlendirme, yavaş yavaş alışma. Ama i̇şte, yani 3,5 yaşında ben hani su içemiyordum. Hani o boğulma tehlikesi deyince ben hani sanki böyle ilkokul çağında falan gibi düşündüm. Çok normal. Hani ben hep merak ediyorum. Hep bu kadar iyi miydin? Demek ki sen hep iyiydin ve üstüne koydun. Hayır, suyu çok sevdim. Ben biliyorum elini hani mesela şurada suyun içine falan değil mi masalarda de bardakların yani. İçine. Sofraya mesela bardak konduğu zaman elimi hemen içine sokarmışım. Tabi bunlar hep anlatılıyor benim hatırladığım şeyleri. İçgüdüsel belki bir şeyler bilmiyorum. Yani su oldum olası suyu çok sevdim ve suyun içinde olmak gerçekten beni çok nasıl diyeyim tatmin ediyor ve iyi hissettiriyor yani onunla bir bütün olmak. Ben mesela bugüne kadar bulduğum en iyi fikirleri hep böyle ya da yaşadığım sorunları hep suyun içinde çözdüm. Gerçekten. Orada düşünürken evet. Emre biraz ben şimdi sana dünya şampiyonu olarak da bakıyorum aslında. Bir şanssızlık yaşadın. Belki de elinden alındı tabiri de söyleyebiliriz yani. Elinden alınan evet. Bir şampiyonluktan bahsedebiliriz. Bu konuyu bir aştın mı? Nasıl bakıyorsun? Tabii ki kızdığımız, moralimizi bozan bir şeydi ama. Tabii biz de yaşamak istemezdik. Hoş olmadı ama orada tabii... Şu an dönüp baktığımda geriye, yarıştan sonra da hocamla da onun böyle bir kendi aramızda bir şeye geçti. Düşündüm, böylesi daha mı iyi oldu diye bir şey yaptım. Çünkü çok daha güzel bir cevap oldu. Yani ISL'de de öyle bir şey yaşamıştım. Hani öyle beklemediğin anda öyle güzel şeyler gelişiyor ki düşündüm. Yani hani kitap gibi böyle yazsam, bana bir kağıt kalem verirsen, sen buraya yaz, o yazdıkların yaşanacak. Bu kadar hayal edebilir miydim onu bilmiyorum. Bir şeyin iyi ya da kötü olduğunu sonrası yaşanana kadar anlayamıyorsun. O an iyi olan bir şey sonrasında kötü sonuçlanabiliyor. Kötü olan bir şey iyi bir yere dönebiliyor falan. O an tabii çok gerçekten zor bir süreçti onu yönetmek. Çünkü biz orası için bu sene ISL'i ikinci planda tutup çok fazla oraya yönelmedik. Dünya şampiyonasına, çünkü ülkemiz için de orada yer almak istiyorduk. Ama orada tabii hakemin yorumuna kalmış bir durumda hani şey olduk. Hani yanlış bir şey yapsak. Bu sefer diyeceksin ki amenna, evet biz hatalıyız, bunu düzeltelim. Ama öyle bir durum yok. Hakemin ne yazık ki yorumuyla biraz orada hakkımız yendi diyelim. Evet. Hani çok öyle bir tabir kullanmak istemiyorum ama evet. Böyle bir hadise yaşadık. Ama onun sonrası tabii en güzel cevabı da verdik. Şimdi inşallah artık rekorun onayı kaldı. O da gelince aslında onlara en güzel cevabı vermiş olduk. Yani orada farklı bir şeyler de gerçekleşti. Yani sonrasında biz itiraz sürecimizi gerçekleştirdiğimizde hocam kurulu toplandığında yani hak veren hakemler oldu ama onlar süre fazla geçmiş olduğu için. Kurul da size hak verdi yani o itiraz sürecinde. Büyük bir bölümü hak verdi ama geri adım atamadılar. Evet. Ne oldu? Benim burada giden bunca yıllık emeğim oldu. Sonra bir de tabii insanlar da böyle madalyayı daha büyük şey görünce insan tabii insan içi biraz burkuluyor ama yapacak bir şey yok. İnşallah o madalyalar da gelecek en kısa zamanda ülkemizde. Ya biz seninle daha önce röportaj yaptık, konuştuk. Beni orada en çok etkileyen zaten bu farkındalığının çok yüksek olması, çok mütevazi bu büyük başarılara rağmen bir sporcu olman. Ve o zaman bana bir şey söylemiştin. Ben o günden sonra da aklımın bir köşesinde duruyor. Hızlı başarı egoyu, yavaş başarı karakteri güçlendirir gibi bir şey söyledi. Yani okuduğu bir yerden aklında kalan bir şey ve geriye dönüp baktığında kötü olayların aslında daha büyük faydasını gördüğüne dair bir şeyim var ve daha çok gençsin. 25 yaşındasın yani. Teşekkürler. Yani çünkü her olaya şöyle bakıyorum. İyi bir şey olmuş olabilir. Ondan ders çıkarmaya çalışıyorum. Bu iyi bir şey oldu ama ben ne yaptım da bu iyi bir şey gerçekleşti, benim başıma geldi. Hı. Neyi doğru yaptım? Onu irdeliyorum. Kötü bir şey gelince de ben neyi yanlış yaptım? Neyi nerede doğru yapabilirdim, daha iyi yapabilirdim diye
sürekli onu irdeliyorum. Hani iyi bir şey oldu, aa güzel tamam devam edelim değil, ya da kötü bir şey oldu, ah vah bu neden benim başıma geldi diye bir bakış açısıyla bakmadığımı düşünerek onun benim bir adım öne çıkardığını kendimce düşünüyorum. Nasıl geldin bu noktaya? Annem sağ olsun. Evet, anneni zaten sormak istiyordum. Biraz anlatır mısın? Annen hani seni o tasla, o korkuyu yenmek için, orada zaten bir özel bir kadın olduğu oradan bile belli. Onu biraz anlatır mısın? Tabii orada annemin ve babamın da gerçekten çok ciddi özverisi var. Bir kere onların orada bir karar alabiliyor olması gerçekten çok önemli. Ben bir de o zaman ailemin tek oğluyum. İlk de torunum. Hani ailem gerçekten çok üstüme titredi. Yani o şey aslında bazen fazla insanların üstüne titrenince çok el bebek gül bebek olmak da iyi olmuyor, ama orada öyle bir durumdayken ben bu kadar korkarken de bu korkunun üstüne gidebilmek onlar açısından da gerçekten iyi bir cesaret. Çünkü yaşım da çok küçük. Tabii. Hani korkup onlar da gerçekten geri bir adım atabilirdi. Atmamaları benim için çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yani onların aslında bakış açısı beni bugünlere getirdi. Çünkü o yaşlardayken çok aklınız ermediği için. Bir de şimdi yani okula gideceksin. Öncesinde antrenmanlar. Ya onların yönlendirmesi çok önemli. Yani tabii. Evet, kesinlikle. Tabii. Yani ben hani şu an farkındayım ama. Annenin de kendi işlerini belki de yapmayıp böyle bir şeye zaman ayırması. Çünkü bunlar her şey ekstra değil mi? Okul tabii. Zaten erken gidiliyor. Bir de 4:30'da 5'te kalkıyorsunuz. Biz aralarda böyle kendi aramızda sohbet ederken de programın ilk saatinde genelde öyle oluyor. İkinci saatte konukları alıyoruz. Hep böyle ailenin de rolü, sporun psikolojik tarafı. Onları bahsetmeye çalışıyoruz ama bir sporcunun kendisinden duymanın önemi çok fazla. Tabii kesinlikle o tecrübe. Evet. Yani şöyle bir örnek verebilirim. Annem, ailem daha doğrusu, hani annem üzerinde konuşuyoruz ama ailem sürekli beni, benim kararlarım doğrultusunda destekledi. Beni bir birey olarak gördü. Hani ufak yaşlarımdan beri benim sorumluluk almam, benim kendi kararlarımı verebilmem. Çünkü bu hayat en nihayetinde ben yaşayacağım. Hani Allah gecinden versin, yarın öbür gün tek başına kalacaksın yani. Tabii. Allah sıralı ölüm versin. O yüzden onlar gittiği zamanda... Peki böyle bırakmak istediğin zamanlar oldu mu? Ailene söylediğin, bıktığın ya da arkadaşların... arkadaşların çünkü seni kadar disiplinli bir hayatı yok okul çağlarında. Olmadı. Olmadı. Yani. Ya çünkü bakış açım öyle değildi. Bir de dediğim gibi ailem birey olarak gördü ve ufak yaşlarda hani belli bir kabiliyeti de gördükten sonra hocalarım onlara da tabii ilk etapta onlara gidiyorlar küçük yaşta olduğum için. Onlar da bana geldi. Hani sen devam etmek istiyor musun? Sen yüzmek istiyor musun? Sen ne yapmak istiyorsun? Çünkü orada hayatı yaşayacak olan da benim. Tabii. Hani onların kendi tatmin duyguları üstünden yürümekten ziyade benim bir birey olarak kendi kararımı, seçimimi yapabilmem adına bana çok destek verdiler ve arkamda durdular sağ olsunlar. Yani bugün buralara gelebilmemde onların çok ciddi katkısı var. O yüzden o kararı ben verdiğim için hani sonrasında öyle bir sıkıntı yaşamadım ama birinin beni manipüle etmesiyle, birinin beni oraya yönlendirmesiyle gelmiş olsaydım belki hani yine yüzüyor olurdum ama daha hani zor süreçler ya da daha o işin bırakma noktasına gelmiş, oradan dönmüş bir kariyer olmuş olabilirdi diye düşünüyorum. Ya, küçük yaşlarda başarıya çok çabuk ulaşıp sonrasında bırakan çok sporcuya biz alışkınız. Ve bir noktada da aslında 16-17 yaşında bir kırılma anı yaşanıyor. Ve genelde sporcular da okulu bahane ediyorlar. Yani bahane ediyorlar diyorum. Çünkü devam eden ettiği için hani... Belki o baskıyı kaldıramamak, belki bir doygunluk oluyor küçük yaşlarda çok başarılı olunca. Çünkü Emre'ye özellikle soruyorum çünkü o noktadan da başarılı bir şekilde geçti. Kendini hiç sorguladığın oldu mu? Başarı gelmiyor, kazanamıyorum ya da hayallerine ulaşma noktasında. Ama çok güzel cevabım vardı, şu an yayında vermek istemiyorum. Peki. Şöyle, orada da tabii şimdi ne kadar ailemi hani, teşekkür ettiysem bir o kadar da hocama teşekkür etmem lazım. Kesinlikle Türker Oktay ve Bahar Oktay. Onlar orada çünkü özellikle Türker hocamın yani o planlamada ki yaklaşımı bizim birlikte olan hedeflerimiz. Çünkü biz kısa vadeli hedefler değil uzun vadeli hedeflerle yola çıkmıştık ve bizim hedef yaşımız da onlar değildi. O yüzden onu bilerek ve ona göre antrenman programında programlayınca o süreçleri daha kolay atlattık. Ergenlikte de boy uzamasıyla birlikte bende ciddi bir performans kaybı oldu. Hani ben yaş grubunda Türkiye'de ilk üçte olan bir sporcuydum. Hani o konumdayken Türker Hoca'ya geldim. Oradan sonra ergenliğe tabii girdiğimiz 12 yaşında tanıştığımız için 12-13 o yaşlarda birlikte çalışmaya başladık. Oradan sonra da boy uzaması işte sinirler kemiklere yetişemiyor, kaslar daha işte vücudu taşıyamıyor falan.
ciddi bir performans. İşte 31'den 31 oldum orası. Hani bir de öyle bir yerden bir düşüş var aslında. Hani ne kadar ufak olsam da. Ama orada tabii hocama olan inancım ve onun beni aslında doğru şekilde yönetmesi. Çünkü orada sporcuyu yönetmek de gerçekten çok, çok önemli. Doğru terkini vermek, olacağına inandırmak. Çünkü ergensin yani, bir de hani asabi, sinirli, atarlı, değil mi? Öyle oluyor yani ergen. İşte orada hocamın da çok ciddi değil aslında, bütün aslında ailem oradan sonra ipleri hocama vererek hani bir sürece döndük. Şimdi hep beraber bir ekip olduk aslında. Yani aslında tam olması gereken bir sporcu. Sporcunun kendi ruh halini görüyorsun yani. Olması gereken hoca, olması gereken aile desteği, olması gereken sonucun başlangıcı diyeyim. Ben başlangıç olarak görüyorum. Çünkü kesinlikle yaptığın, biz daha bir şey yapmadık. Evet, her şeyi senin için başlangıç olarak görüyorum. Peki hayal kurmaya ne zaman başladın? Doğduğum gün. Gerçekten. Çok severim. Çok hayalperest bir çocuğumdur. Çok ütopik hayaller de kurarım ama hiçbir zaman için onların böyle hayal olduğunu düşünmem yani. Ben istediğim sürece sonuçta onlar olabilecek şeyler olarak düşünüyorum. Bir de hayal kurmak güzel bir şey. Yani insanın bir hayali olması, bir şey tutunabilmesi onu motive ediyor. Hayallerin peşinden koşmak da çok güzel ve gerekli bir şey. Yani insanın bir hayali olmadan tutunacak bir şey de olmuyor. Ve bugüne kadar kurduğum aslında hayallerin de bir çoğunu yavaş yavaş gerçekleştirmeye başlıyorum aslında. Temin de onu bahsettim biraz. Ondan bahsetmeye çalıştım aslında. Hani o kağıt kalem versem o kadar yazabilirim falan. Hayalini kuruyorsun mesela bir şeyin. Atıyorum dünya rekoru. Kurduğum hayal mesela çok güzel hayal. Güzel. Ucu bucağı yok. Kendim kurmuşum. Kendi istediğim gibi ama çok daha güzeli yaşanıyor. İlerliyorsun. Yani o an olmuyor. Kaçırıyorsun. Ne diyorsun? Yani biz bu rekoru kırdık ama biz bir rekor için 2017'den beri bu rekorun peşindeyiz aslında bir fiil. Hani o bir 6 ayda 7 ayda kırılmış bir rekor değil. Hani sürekli geliyor geliyor ve hedefimiz de 24'tü. 25'ini atlayınmakta. Çok da güzel bir anlamlı bir şekilde geldi. O da çok keyifliydi aslında. Tam o yarış bittiği an sakin diyebiliriz aslında senin görüntün aklımda çok şu şeydim, anda. Çok şeydim, kırgın. Kırgın yani o dünya şampiyonasına gittim miydi? Orada yani o. Yediniz beni gibi bir hali vardı. Bir şöyle bir başını salladın. Evet. Ama tabii ki uzun zamandır bu rekor için çalıştığına göre senin için çok da sürpriz olmadı bu yok, sonuç. Yok yok, şöyle sürpriz oldu. Yani o dereceyi yüzebilir çok daha iyisi vardı bende o gün. Yani onu da söyleyeyim. Hani o aman tanrım ben bu dereceyi nasıl yüzdüm dediğim bir derece değil. Evet. Sadece şöyle son varışta sıkıntı oldu. Neden? Orada çünkü varışla ilgili bir problem olmuştu. Orada bir vücut momentumunu yani o ivmeyi yanlış yorumladılar. Ondan dolayı ben varışı temiz bir şekilde yapmak istedim. Daha böyle hani bilmeyen birini anlatır gibi şimdi. Yani evet çok aslında şey hakem bu işin yani uzmanı ama senin bir dolfin hareketi olarak yorumladı zannediyorum o evet, yani, bacak hareketini. Şimdi şöyle bir durum var. Bu fiziğin en temel kanunlarından biri. Yani sen etki tepki kanunu yani bir etki veriyorsan aynı şekilde tepki alman lazım. Ben de ileri doğru uzanırken mecbur yani dengede durabilmek için bir tarafım aşağı gitmesi lazım. Ama orada bir vuruş yok falan. Velhasıl evet. Çok girmeyeceğim o teknik konulara. Onu daha iyi, yani varışı daha temiz yapabilmek için akıllarda bir soru işareti kalmasın diye varışta biraz yavaşladım. Orada bir rekor kırdım ben dönüşte anladım. Döndüğüm an. Ha, geldi sen dedim gibi kendi kendime. Sen bitmiş gibi o sakinlikteydin. Ama tabii ki gördün yani kırdığını da. Şöyle oldu işte dediğim gibi dönüşte anladım dedim gelecek. Varışta bir de salisayla oynadığımız için eyvah dedim acaba hani varışta dedim kaçırdıysam bir iki salisayla. Geçen sene 4 salisayla kaçmıştı çünkü. Ve bir zaten gerginim şey oldu. Sonrasında böyle bir havuzdan enerji boşalması oldu yani. Bir, ah diye böyle uh diye bir ses geldi. Onun deyince hemen bir arkama dönüyorum zaten yarış videosuna da dereceye bakıp. Oradan sonra işte biraz kaçan dünya şampiyonunun aslında Brooklu'yla. Evet sevinci yaşadın. Yani evet. Yani hayal kuruyorsun ama hani bu da belki de tahmin edemeyeceğimiz bir şeydi. Dediğin gibi her işte bir hayır vardır deriz biz toplum olarak. Ben inanırım da hani bu lafa. Kesinlikle. Gerçekten muazzam bir başarı oldu o şanssızlığın ardından. Bu aralar ne hayaller kuruyorsun öğrenmek isteriz. Neler var hedeflerin arasında? Söyleme. Yani yok çok öyle somut şeyler vermem hiçbir zaman. Çünkü söyleyince olmayacağım inanıyorum açıkçası onu da söyleyeyim. Bizim hedefimiz her zaman için kendimizi geliştirebilmek, kendimizi bir adım öteye taşıyabilmek. Aslında o çerçevede ve o bakış açısında sporuma da devam ediyorum. Hayattaki bakış açım da o. Yani mutlu olmak
ve sınırlarımı zorlamak sürekli. Çünkü hani belli, yani bir işi en üst seviyede yapınca yani sen belirliyorsun aslında o işteki çıtayı. Çünkü hani artık öyle bir grup oluşmaya başladı. Avrupa'da da çok güzel rakiplerimiz var. Çok keyifli rekabetler içerisine giriyoruz. Orada da hani onlarla rekabetten çok kendi sınırlarımı aşmak, kendi yapabileceğimin en iyisini yapmak, hani kendime odaklanarak. Geçen sene ISL'den sonra da çok kullandığımız, hani biz kendimizle yarışıyoruz lafı da orada, hani ona bir atıf. Hedefim o. Yani kendi sınırlarımı, kendi fiziksel ve zihinsel sınırlarımı aşmak, yapabileceklerimi göstermek. Çünkü atıyorum ben şimdi dersem ki 2024 Paris Olimpiyatları'nın altın madalya alacağım, dünya rekoru kıracağım. Yani kendime bir sınır koymuş olurum. Şöyle bir şey de var, hani bu yüzme camiasının bildiği ama çok dışarıda bilinmeyen bir şey. Ben mesela gençler Türkiye'de 100 metre kurbağa yüzerken 50 metre kurbağayı 100 metrenin ilk 50'sinde rekoru kırıp dönüp 100 metreyi kırmıştım aynı yarışta. Yani şimdi şöyle düşünsün izleyiciler, 800 metre bir koşu atletizm yarışı var. 800'ün ilk 400'ü 400 metre dünya Türkiye rekoru, 800 Türkiye rekoru oluyor bir de tamamı. Hani öyle bir başarı da var. Şimdi bunu da yaptık. Neden ben sınır vuruyorum ki? Belki olimpiyat evet. yapacağım aynısını. Niye dünya rekoru olmasın? Tabii. Hani öyle bir sınırlama da getirmek istemiyorum. Hani ucu açık. Evet. Ya o ben... az önce de söylediğim şey, çok affedersiniz. Hani o sayfa boş. Hani bir şeyle böyle ona ufak ufak böyle noktaları belirtmek istemiyorum. Kendi aksiniz. Bazen de sayfa hani senin elinde olmayan şekilde doluyor ama sen geriye dönüp onda daha büyük anlam bulman bence çok şey. Çünkü ben hep yüzmenin çok zor bir spor olduğunu zaten biliyorum. Hani bütün yüzücü arkadaşlarımdan dünyanın en zor sporu. Bitmeyen bir havuzda. Çünkü çok antrenmanla performans çok doğru orantılı, fizik var, salgıselerle. Efendim? Hızlı yüzmek. Hızlı yüzmek de zor. Hayır, sürekli yani o yüzme antrenmanını, takım antrenmanlarını da izlersen yani gerçekten peş peşe kulvarlarda durmaksızın yüzen sporcular var. Ben hep kusura bakma senin spor için böyle depresif bir spor olduğunu düşünürdüm. Emre ile konuşana kadar şu anda felsefik bir spor olduğunu düşünmeye başladım. Sanki meditasyon yapar gibi anlatıyor kendi sporunu. Meditatif değil mi? Sürekli orada düşünüyorum, hayallerimi orada kuruyorum. Yani insanlar biraz abilerimde gördüğüm, yapan genç kardeşlerimde gördüğüm biraz öyle bir durum var ne yazık ki. Yani uzun saatler alan bir spor olduğu için antrenmanı. Hı hı. Hani biz 24 saat diye söylüyoruz aslında antrenman, sürekli dışarıda yemesi, yatması, kalkması, uyuması. Ama yapış, hani o fiil kısmından bahsedersek hani yaptığımız şeyde 6 saati buluyor bir antrenman. Yani orada da illaki bir şey düşünmen gerekiyor çünkü. Ama zaten bir şeyle meşgul oluyorsun. Hani kolum nasıl girdi, nasıl çektim, sürekli onlarla geçince çok fazla nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Dışarıdan bakan insan için de tabii zor, o işin içine girmediği için sadece böyle iki kulvar arasında böyle gidip geliyormuş gibi düşünüyorlar ama öyle değil aslında. Çok daha farklı dinamikleri var. Aslında performans sporlarının hepsi zor. Hepsi zor yani. Antrenman koşulları çok ağır. Aynı oranda da yarış bir o kadar kısa. Doğru. Şimdi 6-7 ay, 8 ay çalışıyorsun. 30 saniye, 1 dakikalık bir gösteri için. Şimdi seyir zevki de futbola ya da basketbola ya da diğer branşlara bakarsan daha şey. Çünkü neden? İnsan daha kısa bir şey izliyor. Aslında çok keyifli hani o rekabet takip edersen ama hani izleyebildiğin süre kısıtlı. İşte orayı da böyle ISL gibi biraz daha lig usulü şeylerle aşmaya çalışıyor yüzme camiası dünyada da. Bakalım nereye gidecek. Hani izleyenlere de güzel bir şey vermek istiyoruz. Dünyada da yüzme kültürünün biraz daha yayılması lazım. Popülerleşmesi. Kesinlikle. Yani rakiplerin falan demin senin bahsettiğin aslında alt yaş gruplarından beraber birlikte yüze yüze geldiği için bir noktaya aslında rakiplerin evet. aslında bir yandan da en yakın arkadaşların ve kariyerini takip en yakından takip eden insanlara da dönüşüyorlar bir noktada. Ya bir de birbirimizi ilk tebrik eden biz oluyoruz. Değil mi? Hani öyle bir şey de yok aramızda. Hani rekoru bir birisi alıyor, bir başka birisi alıyor, bir biri birinci oluyor. Evet. Bir üçüncü oluyor. Ben mesela Avrupa'da ikinci oldum. Dünya rekorunu ben kırdım. Mesela ben hızlı yüzen kimse olmadı falan. Böyle enteresan durumda. Dünya şampiyonasında ben madalya alamadım. Biz, Belaruslu bir arkadaş İlya diye. O mesela Avrupa'da rekoru egal etti. Yani aynı derece geldi.
Avrupa şampiyonu oldu. Dünya şampiyonu kesin favori diye çıktı. Çıkışta sıkıntı yaşadı mesela. Ben diskalifiye oldum, orada değildim. Bambaşka biri birbirini çıktı falan. Birbirini tebrik eden de, teselli eden de senin ne o anda ne hissettiğini en iyi bilen rakibin kesinlikle, bir noktada. Yani onun dışında seni kimsenin o duygularını o anda anlamasına evet. imkan yok. Yani gerçekten sporun böyle güzel tarafı var. Veysel çünkü. Emre maalesef süremizin sonuna geldik. Çok teşekkürler geldiğin için. Ben aslında daha merak ettiğim şeyler vardı. Ne yiyorsun, ne içiyorsun diyecektim ama. Türk yüzme sporunun, Türk sporunun çok değerli bir karakterisin. Ve ayrıca ben yani şimdi dinleyince hayallerini bir madalyayla, bir dünya şampiyonluğuyla sınırlamaman da seni belki ya ufak düşünmüyorum aslında. Evet, özel öyle, kılıyor. Öyle. İyi ki de böylesin. Ben de Emre nezdinde Türker hocasına, Bahar hocasına, annesine, babasına, tüm ailesine çok teşekkür ediyorum. Türk sporu adına böyle bir sporcu, böyle bir evlat evet. yetiştirdikleri için. Çok genç. İnşallah yeni başarılarla tekrar ağırlar seni gururla takip edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben de buradan kulübüm Fenerbahçe, ailem, hocam, Yüzme Federasyonu ve sponsorum Abdi İbrahim'e gerçekten hani hepsi bana kucak açtı. Hepsi gerçekten benim bir ailem. Hani zor zamanlarımda hep yanımda olan kurumlar ve kişiler. Onlara da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hani ben bugün burada Emre Sakçı olarak izleyenlerin ve sizin yanınızdaysam onlar sayesinde ben hani bir yere geldim bugün belki ama onların destekleri ve onların yönlendirmeleriyle, onların bana sahip çıkması ve arkamda durması sayesinde oldu. Ne kadar bireysel bir spor yapsak da bu bir ekip bir şey benim hani spor psikologumdan, spor fizyoterapistime kadar hepsi aslında gönüllü. Bu da ne yazık ki bizim spor kültürümüzün daha tam oturmamasıyla alakalı. Hani bunlar ben hani bir şekilde işimi severek yaptığım için seven insanlarla buluşup onların da hani gönüllü bireysel katkılarıyla bir yerlere geliyoruz. İnşallah bunları aşıp ülke olarak hedeflediğimiz yerlere de bir an önce gideceğiz. Çünkü güçlü ülke, güçlü devlet aynı zamanda güçlü sanattan, güçlü spordan da geçiyor. İnşallah daha güzel günlerde tekrar sizle birlikte olmak İnşallah. Dileğiyle. Sen o listeye bizi de ekle Emre. Yani o gönüllü destekçi listene bizi de ekle. Teşekkürler. Evet, çok teşekkürler. Güzel temennilerine katılıyoruz.